Aklın İzine hoş geldiniz. Bugün çok özel bir yayınımız olacak. Bugün size çok özel bir kitap tanıtacağım. Yayınımızı özetleyen bir kitap olacak. Edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri, Nobel'li bir kitap tanıtacağım size, Golding'in. Neden onu bugün tanıttığımı da yayının sonunda sizinle paylaşacağım. Herkesin, her gencin mutlaka okuması gereken bir kitap. Ama bu benim en zor yayınlarımdan biri olacak bugün. Neden? Çünkü bugün gerçekten bir dizi telefon görüşmesi yaptım. Türkiye'nin gerçekten önemli bankalarının üst düzey yöneticileriyle, baş ekonomistleriyle, çok güvendiğim bazı eski devletin bürokrasisinden gelen çok güvendiğim insanlarla, yurt dışından bazı insanlarla. Ve açıkçası acayip bir yere geldim, kalbimi sıkıştıran bir yere geldim, itiraf edeyim ki. Bunu ne kadarını sizinle paylaşabilirim? Bir kısmını sizinle paylaşabilirim ama yasalar bir kısmını sizinle paylaşmama engel oluyor ne yazık ki. Öncelikle hemen başlayalım. Birincisi, arkadaşlarımız bir küpür verecekler. Bugün, dünden bir küpür geldi. Deutsche Welle bir dedikoduyu doğrulattı. IMF'de Türkiye alarmı, Türkiye konusunda, Türkiye'nin sert bir iniş yapabileceği konusunda piyasalarda epeydir bir konuşulan bir şeyler vardı. Türkiye sert bir iniş mi yapacak, yoksa yumuşak bir iniş mi yapacak diye IMF'nin sert iniş konusunda hazırlık yaptığı söylentileri vardı. Ama bu söylentilere açıkçası o kadar da çok itibar etmemiştik. Ama söylentiler soruşturuldu ve dün itibariyle içeriden bazı kaynaklar Deutsche Welle'ye doğruladılar bu bilgiyi. Bu arada bu zaten her ülkede için de IMF'nin bir çalışması var. Sürekli olarak bir çalışmalar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri için de yapıyor. Ama kimler olduğunu söyleyemeyeceğim bir grup insan dün bir çalışma yaptı. Çok önemli insanlar bunlar. Onların kurumlarını ve kendilerini zorda bırakmak istemem. Malum Türkiye'de demokrasi aşırı ilerlediği için artık göremiyoruz. Zaten de bazı kanunlar var bunları söylememi engelleyen. Ama bazı ipuçlarını size verebilirim. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyelim. 2008 krizinden bu yana bütün ülkeler stres testi yapıyorlar. Bankalara stres testi yapıyorlar. Ve bankaları değişik senaryolar altında olası dalgalanma, olası ekonomide sorunlar çıkma durumunda hangi banka dayanabilir, hangileri dayanamaz diye bakıyorlar ve sonra diyorlar ki sen sermayeni güçlendir, sen şu tedbirleri al şeklinde talimatlar veriyorlar. Türkiye de bunu yapıyor fakat son testten çok şaşırtıcı sonuçlar çıkmış. Bunlar tabii yazılıp çizilmiyor, çok az, daha doğrusu resmi olarak açıklanmıyor ama olarak her yerde herkesin haber kaynakları var. Tahminlerimizden daha kötü sonuçlar geldi. Neden? İşte o hesapsızlıklardan, o yüksek büyümeyi tutturmak, o çılgın projeleri finanse etmek için bankalara dayattığımız şeylerden, bazı bankalarımızın stres testinden, umulandan daha kötü ya da korkulandan daha kötü sonuçlar aldığını söyleniyor. Bunları söyleme hakkım yok. Zaten de doğru değil. Burada beni endişelendiren şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bunu geçmiştik. Bu filmi izlemiştik biz. 2002'de biz bu filmi izledik ve bedelini ödedik. Milyarlarca dolar olarak, halk olarak bunun bedelini ödedik. Ve ben daha düne kadar insanlara korkmayın, biz onun bedelini ödedik. Türkiye'de artık finansal tarafta öyle kolay bir şey olmaz diyordum ama bunu duyunca gerçekten yüreğim sıkıştı. Bu arada bir şey daha oluyor. Size sürekli olarak bir şey gösteriyorum. Vadeden bağımsız olarak Merkez Bankası iki tip borcunuz var. Biri uzun vadeli, biri kısa vadeli. Diyelim bir yıllık bir kredi kullandınız, iki yıllık kredi kullandınız.
Bunlar daha kısa vadeli şeyler. Bir yıllığa zaten kısa vade diye baktığımız bir yıllık. Ama bir de şöyle bir şey var. Sizin uzun vadeli borcunuz var. 10 yıllık, 5 yıllık banka kredisi kullandınız, ev aldınız. Ama bunun taksitlerini ödüyorsunuz. Bu yıl o 10 yıllık borcun taksitlerini ödüyorsunuz. İşte onlar da dahil edilerek Merkez Bankamız vadeden bağımsız olarak 12 ay içinde Türkiye'de kamu, bankalar, kamu özel, toplam bankalar ve reel sektör ve kendisi yani Merkez Bankası kamudan ayrı olarak ne kadar borç ödeyecek bunları açıklıyor. Ben de size bunları paylaşıyorum. Şimdi bankalar orada çok özel bir yerde, finans sektörü. Bunu da sürekli bankalar döndürüyor yıllardır. Zaten döndürebilirler. Türk bankalarının yapıları normalde çok sağlam. Fakat bir süredir bankalar swap'la döndürüyorlar. Swap işleminin ne olduğunu burada size anlatmayacağım. Ama normalde bankalar kısa ya da uzun vadeli borç alarak yurt dışından ya da finansman sağlayarak bunları döndürmeleri gerekirken bir süredir bunu bulamıyorlar ve maliyeti çok daha yüksek olan swap'a başvuruyorlar. 50 ile 68 milyar dolar arasında bir parayı çeviriyorlar. Çok kısa vadeli bir işlemden, maliyeti çok yüksek bir işlemden bahsediyoruz. Neden bulamıyorlar acaba bankalar? Yapıları sağlam, çok iyi yönetiyorlar. Ha, hatırladınız mı? Moody's uyarmıştı. Uyarmıştı ve o zaman bizi hiç ilgilendirmez. Bankalarımız da çok iyi diyen bakanlarımız vardı. Ben de o zaman Sayın Bakan, kredi kuruluşları, bankalar kötü yönetiliyor demiyor. Çünkü Sayın Bakan öyle demişti. Bankalarımızın yönetimi gayet iyi, yapıları da gayet iyi. Çok da iyi yönetiliyorlar demişti. Ben de ne demiştim size daha geçen hafta? Kastettiği bankaların yönetimi değil, ülkenin yönetimi kötü diyor. İşte bu yüzden bulamıyorlar. Bu çok önemli. Ve çok önemli bir şey daha. Kamunun ne kadar çılgın projelerden yükümlülüğü var biliyor musunuz? Bilmiyoruz. 5 yıldır IMF sürekli olarak ne kadar bunu ortaya çıkarın sürekli. Neden? Garanti veriyorsunuz. Üçüncü köprüye garanti verdik. Çılgın proje, şahane. Harikulade. Osman Gazi'ye garanti verdik. Ne oldu? Araçlar geçmiyor, para ödüyoruz. Ve ne kadar ödediğimizi bilmiyoruz. İnanın bilmiyoruz. Niye? Çünkü bizden saklanıyor efendim. Datalar bizden saklanıyor. Ve biz 5 yıldır kamunun üstünde bu yap işlet devletlerden hazinenin garanti verdiği, isterse belediyenin çöp yakma tesisi olsun, isterse çılgın proje olsun. Bunlara kamu garanti verdi mi, o garanti kamunun üstünde bir risktir. Dolayısıyla bunu görmemiz lazım. İşte onların da çok büyük boyutlara geldiği söyleniyor ve diyorlar ki eskiden Türkiye çok sorunlu dönemler yaşardı ama biz kamu maliyesinde ne olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde görürdük. Şimdi görmüyoruz. Ben bunu ilk ne zaman fark ettim? Aa, devletimiz bizden data saklıyor, veri saklıyor. Osman Gazi Köprüsü'nden 3. Köprü'den ne kadar geçildi, ne kadar para ödedik bunu biliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla bu da yeni bir endişe kaynağı. Seçim sonrasına ilişkin söylenen şu, Türkiye'nin 80 milyar dolar civarında bir şey, bir kaynak bulması lazım. Çok ciddi bir kaynak bu. Bunu mutlaka bulması lazım. Bu kaynağı Amerika faiz artırırken, Avrupa faiz artırırken oralardan almakta çok zorlanacağız. Çok yüksek bedellerle olacak. Dolayısıyla mutlaka seçim sonrasında çok ciddi bir program açıklamamız lazım. Türkiye olarak aklımızı başımıza devşirmemiz lazım deniyor. Ve önemli bir konu daha, bu çok ciddi programı kim hazırlayacak, nasıl hazırlayacak ve nasıl uygulayacak? İşte ana nokta bu. Son özellikle 2-3 yılda iyice bozulan, yıllardır bozularak geliyordu ama 2-3 yılda çok ciddi bozulan ekonominin maliyeti kime çıkacak? Ana kritik nokta bu. Siz kriz başladığında ay çok iyiydik dünya dersiniz. Veya derler ki özellikle işte böyle eskiler, yaşlar, dağ gibi adamdı, küt diye gidiverdi. Ah teyzeciğim, amcacığım, adam dağ gibi olduğu için küt diye gidiverdi. Yiyordu homini gırtlak,
kalp krizinden gidiverdi. Sağlığına dikkat etmedi. Öyle dağ gibi olunca küt diye gidiverdi adam. Çünkü sağlıklı beslenmiyordu. Sağlıklı büyümeyenlerin başına geleceği gibi. Bir günde olmuyor. Yıllar 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 içinde birikiyor. Ve şimdi geldik, bu faturayı kim ödeyecek? Neden önemli? Çünkü önümüzdeki yılın Mart ayında da bir seçim var. Yerel seçim var. Ondan önce acı ilaç içmek gerekecek. O nasıl içilecek? Kim içecek? Ve fatura kime kesilecek? İlk olarak nerede göreceksiniz? Hemen sigara zammı göreceksiniz. Hemen akaryakıt zammı göreceksiniz. Akaryakıtta petrol fiyatlarını devletimiz 50 dolar olarak hesap etmişti bu yıl. Yani geçen yılın sonbaharında açıkladığı, Kasım ayında açıkladığı orta vadeli programda devletimiz diyor ki 2018'de dolar kuru 3.73 olacak. 3.73 olacak. Öbür tarafta diyor ki devletimiz petrol fiyatı da 50 dolar olacak 2018'de. Petrol fiyatı şu anda 70 doların üzerinde. Dolar kuru da 4.70 seviyelerinde. Evet, dolayısıyla ciddi bir akaryakıt zammıyla başlayıp sigara zammıyla ki hazırlıklar ve hesaplar hazır tutuluyor. Devam eden bir dizi zam dalgasıyla karşılaşacaksınız. Onun için sakin olalım. Sakin sakin bir yere doğru gidiyoruz. Arkadaşlarım, rejideki arkadaşlarım, acaba Sayın Durmuş Yılmaz'ın geçenlerde bir açıklaması olmuştu. O açıklamayı verebilir miyiz? Hazır mı? Tamam. Lütfen bir önceki Merkez Bankası Başkanımız, çok güvendiğim bir iktisatçının deyişiyle son Mohikan, yani hükümete karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bana verdiği yetkiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası Başkanı olarak savunmam gereken bir şeyler var diyen son kişi belki de Durmuş Yılmaz'ı bir dinleyelim. Evet, Durmuş Yılmaz sorumluluk sahibi bir adam. Ülke krizin içine yuvarlanıyor diyemiyor. Ülkesini seven bir adam. Bana, size anlatmıştım, bana başkanlıktan ayrıldıktan sonra söylemişti var. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz çok ağır baskıları oluyordu. Bir sonraki Erdem Başçı döneminde Merkez Bankası yönetimini bunları yapmak vatan hainidir diye vatan hainiyle suçlamışlığı var. Durmuş Yılmaz bana, Emin Bey, benim aklımdan geçmedi mi sanıyorsunuz? Basın toplantısı yap, faizleri sıfır yaptım diye açıkla. Sonra da kalk, istifa ettim, gidiyorum de. Hiç odana bile çıkmadan çekip git. Ama bana verilen sorumluluk ve bana verilen yetki ve ülkeme duyduğum sevgi bunu yapmama engel oldu diyen bir adam. Gerçekten bir cisim yaklaşıyor. Ve o cismin ne olduğunu kaç yıldır sürekli aklı başında bütün iktisatçılar söylüyorlar. Bunu herkes görüyor artık, bu cismin ne olduğunu. Bir bedel olacak, bu bedeli ödemeye hazırlanın. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Diyeceksiniz ki işte ortalığı bulandırıyor. İşte bazı trolleriniz diyecek ki ülkesinde kriz çıksa sevinecek. Dostum, yok öyle bir şey. Hepimiz aynı gemideyiz. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Bunu bugün söylemiyoruz. Dolar 2 liraya çıktığında yapışkandır, buradan aşağıya gelmez, bedelini öderiz dediğimde benimle dalga geçen bir arkadaşımız vardı. 1.90'lara doğru çekilmişti, 95-96'lara doğru 3-4 günlüğüne. Sana 2'den dolar satalım diye. Dostum, orada mısın? Hala aynı şeyleri söylüyor musun? Bunlar yapışkan, enflasyon 18'lere doğru, 20'lere doğru hareketlenecek. Göreceksiniz, yazın bir kenara. Düşüşe geçmeyecek. Yıllardır düşüşe geçiyordu enflasyon. Düşüş nedense böyle. Böyle değil, böyle bir düşüş. Yukarıya doğru düşüş. Hani ne belli yer çekimi var, belki de gök itimi vardır gibi. Daha fazlasını dediğim gibi
göstermek istemiyorum, daha fazlasını söylemek istemiyorum, söyleyemeyeceğim. Ama dedik ya, aklımızla dalga geçenler var. Biraz onlara bakalım mı? Gerçekten aklımızla dalga geçenler de bugün durumundayız. Dün size bir grafik göstermiştim. Sabahleyin Sayın Bakanımız Zeybekçi, efendim çiftçiyi mutlu edeceğiz, Türk çiftçisini düşünüyoruz, hazırlıklar yaptık dedi. Akşamına patates müjdesi. Nedir? Bütün gazetelerimizde bugün büyük bir müjde var. Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına. Yaşasın, sıra geldi patates ithalatına. Peşinden soğan da gelecek, hiç merak etmeyin. Efendim burada görüyorsunuz, bu hangi gazete arkadaşlarım? Bu Habertürk galiba. Ekonomi Bakanı Zeybekçi miktar ve ülke belli dedi ve ekledi. Miktar ve ülke belli olduğuna göre hazırlıklar yapılmış. Yani sorunun farkındalar aslında. Patates ve soğanı ithal edeceğiz. İthalata müsaade edeceğiz. Çok güzel, harikulade. Bu Habertürk gazetesi. Şimdi bir sonraki gazetemizi görelim. Bütün gazetelerde bu müjde var. Hepinize müjde bu. Fiyatlar düşecek. Patates soğana ithalat önlemi. Harikulade. Bu da Milliyet gazetesi galiba. Soğan patates fiyatlarında aşırı oynaklık görüldüğünü belirten Ekonomi Bakanı Zeybekçi ithalata müsaade edileceğini açıkladı. Çiftçi ise ithalat yerine destek istiyor. Tabii o küçücük. Şimdi bir de bir başka haber görelim. Bir tane daha haber görelim. Çözüm ithalat. Kilosu 6 lirayı bulan patates ve soğan için hükümet harekete geçti. Hükümet nasıl harekete geçmiş? İthalat silahını çekmiş. Bam bam vuracaksınız ve patates sizlere ömür. Ya, niye ithal edeyim ya? Ha, niçin Adapazarı'nın o verimli ovalarında yetiştirmiyorum? Niye kendi çiftçimi zengin edemiyorum acaba? Niye ya? Patates üstelik de hani kiraz gibi, çilek gibi bir şey değil. Çabucak çürüyen, bozulan. Saklayabilirim. Fiyatı yüksekken depolayabilirim. Ama bu bir planlama istiyor. Planlama istiyor. Ve ne yazık ki, ne yazık ki. Peki, şimdi buradan bir haberimiz daha var. Sadece patates fiyatları artmıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde arkadaşlarım bir, bu değil. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir şeyimiz vardı. Ayşegül arkadaşımız bir haberimiz vardı. Bir tablomuz hani böyle fiyat artışlarına ilişkin. O hazır mı acaba? Ayşegül, eğer mümkünse onu verebilir misiniz? Sadece patates soğanın fiyatı artmıyor. Dün size süt ürünlerinin fiyatlarını da göstermiştim. Çılgıncasına süt ürünlerinin fiyatı da artıyor demiştim. Tereyağında, yumurtadaki fiyat artışlarını size göstermiştim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber var. Okumanızı tavsiye ederim Cumhuriyet Gazetesi'ni. Orada bulacaksınız. Göreceksiniz. Bunu şimdi arkadaşlarım ekrana versinler. Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfalarında. Önce bu kalsın lütfen. Bir yıllık artış. Sofranın üçte biri boş. Yani üçte ikisi size kalmış. Üçte biri enflasyona gitmiş. Ama merak etmeyin, enflasyon hala 12 küsur. Hiç endişelenmeyin. Peki bir tekrar o grafiği verin. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi. Limon 5.24'ten 7 liraya, patates 1 lira 73 kuruştan 6.5 liraya, kuru soğan 1 lira 33 kuruştan 6.95'e. Lütfen bu ekranda kalsın, seyircilerimiz bunu göremiyor gazeteden aldığımız için. Ben gazetenin haberini görün istedim, biz de grafik yapabilirdik ama. Havuç 2.62'den 5 liraya, balık 20 liradan 24 liraya, o düşük kalmış, %20 artmış fiyatı. Ama enflasyon %12, hiç merak etmeyin. Taze fasulye 4.41'den 6 liraya, sucuk 56 liradan 62 liraya, kaşar peyniri 24 liradan 30 liraya, tulum peyniri 27 liradan 34 liraya, beyaz peynirde %20'lik artış var 20 liradan 24 liraya, kahvaltılık tereyağı 37 liradan 50 liraya şeklinde 2017'nin Haziran'ı ile 2018'in Haziran'ını Cumhuriyet Gazetesi haber yapmış. Zaten bu haberlere sizin ihtiyacınız yok. Siz gidiyorsunuz çarşıya, pazara, bunlarla zaten yapıyorsunuz. Geçenlerde eski bir ekonomi gazetecisi, sonra sigorta sektörüne geçmiş bir çok sevdiğim bir dostum Füsun, selamlar olsun sana. Füsun'la konuştum. Dedi ki emekli oldu ve bir süre dinleniyor. Dedi ki ben dedi şimdi çarşıya pazara gidip hani düzenli alışveriş yapıyorum ya dedi. İnanamazsın dedi. 2 aydır dedi
Fiyatlar acayip. Sofrayı donatmak acayip pahalıya gelmeye başladı. Çünkü dedi eskiden işten çıkınca alel tecel alışveriş yapıyordum. Pek farkına varmıyordum. Şimdi de tek tek fiyatlara baktığım için acayip farkına varıyorum. İki aydır fiyatlar aldı başını gidiyor. Ama biliyorsunuz bunu hükümeti devirmek isteyenler tuzak kuruyorlarmış. Ya bu nasıl hükümet ki kendisine tuzak kuranların bütün tuzaklarına düşüyor. Yıllardır domates, biber tuzakçı. Sizi sevmiyorlar. Türkiye'yi sevmiyorlar bu domates, biber. Var ya. Hep Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, Japonya'yı, Amerika'yı, Kanada'yı seviyorlar. Sizi sevmiyor bu domates, biber, patlıcan. Patates sizden nefret ediyor, soğan bu sene. Dönemsel ama. Bir sene soğan, bir sene patates, bir bakıyorsunuz kuru fasulye. Ve bir grafik, bir şey daha var. Acaba o hazır mı Ayşegül? Kuru fasulye ithal etmişiz ve kuru fasulyenin fiyatı düşmüş. Müjdeli haber. İthalatla fiyat düşer mi? Ya kardeşim bir ay düşer, iki ay düşer, üç ay düşer. Sonra bunu yetiştirmezsen gene ithal edeceksin. Efendim Mayıs 2017'de 9 lira 20 kuruşmuş. Fasulye ithal etmişiz, kuru fasulye ithal etmişiz. Ya stoklayabildiğin bir şey. Ürettir ve stokla depolarda. 8 lira 10 kuruşa düşmüş. Yaşasın, müjdeler var mı diyeceğim. Öyle demeyeceğim. Yahu sayın bakanlarım, sıkıştığınızda yumurta kapıya gelince derlerdi eskiler. İthalata sarılacağınıza, ya tamam bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık, beş yıllık iktidar olursun. Altı yıl, yedi yıl, sekiz, dokuz, on, on iki, on dört, on beş, on altı. 16 yılda bu ülkenin nüfusu belli ya. Ha bir de çok akıllılar var, bana ayar veriyorlar. Efendim daha çok et yiyormuşuz da aslında et üretimimiz artmış. Yahu daha çok et yiyeceğiz tabii ki. Yiyecek tabii ki. Ülkenin nüfusu artıyor. Tabii ki yiyecek. Geliri artıyor diye övünüyorsunuz. Onu hesaplayamayan biri niçin orada otursun? Belli bir şey bu. Ona hazırlık yapacaksınız. Ona göre üretimi artıracaksınız. Verimliliği yükselteceksiniz. Bunlar sanki dahi olmayı gerektiriyor. Efendim 2002'de ne kadar et üretiyormuşuz, şimdi ne kadar? Üreteceğiz tabii. Nüfus da artıyor. Yani bunu hesaplayamayan biri. Matematik yahu. En basit matematik. Matematikte 72 ülke içinde çocuklarımız 50. ama lütfen bakanlarımız da 50. olmasınlar ya. Bürokratlarımız da. Basit bir hesap yani. Bir sığır kesime 2 yılda geliyor. Hesabını yaparsın, nüfus ne olacak, ne kadar et yiyecek belli. Kuru fasulye. Ha bunun hesabını yapamayacak, ne var ne kadar tükettiğim belli. Hepsi belli bir şey. Ha, dahi olmak gerekmiyor yani dostlarım. Aklımızla da bu kadar dalga geçmeyin rica ederim. Şimdi, aklımızla dalga geçenlerde son zamanlarda size Mehmet Şimşek'i de vermek istiyorum. Bir zamanlar piyasa Ali Babacan'dan sonra ona sarılmıştı, çok saygı duyuluyordu. Son zamanlarda sürekli aklımıza dalga geçenlere koyuyoruz. Efendim Mehmet Şimşek'ten müjde. Yaşasın ve yaşasın. OHAL kalkınca yatırımlar artacak. Aa, bu kadar büyük müjde. Sayın Şimşek, madem OHAL bu kadar kötü bir şeydi, epeydir herkes bağırıyor. Niçin halk ve ekonomi bu hale gelinceye kadar beklenildi? Bu seçim, sizin seçim propagandanızın bir parçası olabilir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, siz söylüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu muhalefetin olabilir. Kaldıraydınız o zaman. Hatta şu anda kaldırın. Seçime iki gün var. Pazar seçim, hadi kaldırın. Niye kaldı ya? Geçen hafta kaldırın, bir ay önce kaldıraydınız. Mecliste çoğunluğunuz var. MHP destekçiniz. Beraber istediğinizi yapabilirsiniz. Yani gerçekten İlginç bir durum. Şimdi bir haberi daha göstereceğim. Bu da aklımızda dalga geçmede son durum. Dün size Cumhuriyet Gazetesi'nin çok önemli bir haberini göstermiştim. Yeni yönetim şeklimiz belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bunu ATV Haber ortak yayınında açıkladı. Güçler ayrılığı tabii güçlenecekmiş Türkiye'de. Beraber bir izleyelim. Şimdi güçler ayrılığı güçlenecek. O dünkü tabloyu tekrar alabilir miyim arkadaşlarım? Mümkün mü? Hani Cumhurbaşkanlığı yönetim modeli tablosu. Efendim bu tablo inanılmaz bir şey. Merkezde Cumhurbaşkanı görüyorsunuz. Hemen üstte Cumhurbaşkanı yardımcısı, onlar kaç kişi ise olacaklar. Bu tarafta bir danışma kurulları
öbür tarafta bakanlıklar. Cumhurbaşkanı bakanlıklardan alacak, kurullardan bilgi alacakmış. Sadece Cumhurbaşkanı'na report edeceklermiş, o da bakanlara. Bunların hepsi atanmışlar. Bir tek seçilmiş kişi var. O da Cumhurbaşkanı. Atanmışlar yönetime. Bu nasıl bir demokrasi? Ha, böyle bir demokrasi. Ve peki bunun nerelere bakmışız? Efendim Amerika'ya bakmışız, Fransa'ya bakmışız, Arjantin ve Rusya'ya bakmışız ve Selçuklu'ya bakmışız ve Osmanlı'ya. Bizim de bir tecrübemiz varmış. Selçuklu ve Osmanlı başkanlık sistemi derken, padişahlık, tek adamlık deyince bir de kızıyorsunuz efendim. Selçuklu'ya baktık, Osmanlı'ya baktık nedir? İngiltere Orta Çağ mı baksın? Fransa mesela Kral Henry dönemlerine mi baksın? İngiltere'de 2. Richard'a baksın. Bu olabilir mi? Aradan yüzyıllar geçmiş. Bunlar bizim tarihimiz, tamam, onlardan çıkaracağımız da. Ama yönetimsel olarak mı? Gerçekten inanılmaz. Ve bu model size eğer demokratik gibi geliyorsa, kuvvetler ayrılığı var gibi geliyorsa ben susuyorum bu modele. Gerçekten inanılmaz. Türkiye bu modelle yönetilirse ne olduğunu hep beraber göreceğiz dostlarım. Eğer bu model uygulamaya sokulur ise. Ve Cumhurbaşkanı diyor ki kuvvetler ayrılığı güçlenecek. Nasıl güçlenecek kuvvetler ayrılığı? Aynı gün açıklaması vardı. Kuvvetler ayrılığı nedir? Yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olması. Yargının bağımsız olması özellikle çok önemli. Şimdi yargımız o kadar bağımsız, o kadar bağımsız ki seçimlerde bir adayı destekliyor. Nasıl? Hemen arkadaşlarım versinler lütfen grafiklerimizi. Güçlenmiş kuvvetler ayrılığı örneğiniz efendim. Aysel Demirel biliyorsunuz kimdi? Danıştay. Danıştay'dan Aysel Demirel hanımefendi. Çok şükür başörtüsü meselesi olmaktan çıkmıştır. Bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız diye bir aday, Cumhurbaşkanı adayı adına açıklama yapıyor. Demokrasiyi simgeleyen, daha doğrusu hukuku simgeleyen, özür dilerim, heykel adliyelere gittiğinizde görürsünüz. Bir kadın elinde bir terazi. Gözleri bağlıdır onun, biliyor musunuz? Neden gözleri bağlı biliyor musunuz Sayın Aysel Demirel? Neden gözleri bağlı? Kimin geldiğini görmesin diye. Kim bu? Görmesin ve bilmesin diye önündekini. Yani yargı olaylara böyle yaklaşmak zorunda. Ama bağımsız yargımızdan yeni bir mesaj daha var. O da efendim bugün gazetelerde görebilirsiniz. Hemen arkadaşlarım şimdi onu versinler. Yargının bir WhatsApp grubu var. Orada Cumhurbaşkanı Abdülhamit'e benzeten Yargıtay üyesi pişman olmamak için Erdoğan'a sahip çıkmamız lazım tweet'i atarken bayrak direklerine asacağız diyen Peker beraat etti diye bir haber. Şimdi burada Peker'i bir tarafa bırakıyorum. Benim için önemli olan Yargıtay üyesinin pişman olmamak için Erdoğan'a sahip çıkmamız lazım. Pişman olmamak için Erdoğan'a sahip çıkmamız lazım diye bağımsız yargı üyesi, yani Danıştay üyesi Aysel Demirel'den sonra susuyorum. Ne diyebilirim? İşte güçlendirilmiş kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığı yoksa demokrasi yoktur. Sadece diktatörlüklerde kuvvetler birliği olur ya da kuvvetler uyumu olur. Demokrasiler kuvvetler ayrılığı üstüne kuruludur. Tamamen kuvvetler ayrılığı üstüne kuruludur. O kadar parçalayacaksınız kuvvetleri, dağıtacaksınız ki bir kişiye temerküz etmeyecek. Kimse reis olmayacak. Eşitler arasında birinci. Bu kadar. Bu kadar. Demokrasinin temeli bu zaten. İstediğin kadar oy al. Demokrasinin içindeysen böyle. Ve buyurun size. Bu sizi telaşlandırmıyorsa hiç, o zaman hiçbir sorun yok. Yargı üyelerinin siyasete bu kadar bulaştığı bir durum sizi telaşlandırmıyor ise
demokraside endişeniz yok zaten sizin. Zaten öyle bir endişeniz yok demektir. Peki, şimdi programımızın ikinci bölümüne geçelim. Ve bir aldatma aldatılma meselesi. Evet, şimdi arkadaşlarım, biliyorsunuz bir aldatıldık modası var. Ya bu kadar aldatılan bir siyasetçi nasıl oluyor da hala seçmenlerine aldatılmadık, aldatan da olmadık, aldatılan da demiyor. Diyor. Bir dinleyelim. Önce bir dinleyelim. Cumhurbaşkanından dinledik bunu. Ne aldatılan, ne aldanan olduk. Peki, biz şimdi şöyle bir baktık. Kimler Sayın Erdoğan ve AKP'lileri aldatmışlardı geçmişte? Çünkü ben siyasi hayatımızda bu kadar çok aldatıldım. O da aldattı, bu da aldattı, bu da aldattı diyen bir siyasetçi duymadım. Bir onları hatırlayalım dedim ya. Beraber bakalım. Görüyorsunuz burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı Barack Obama ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı gayet samimi bir pozda görüyorsunuz. Çok samimi bir poz. Ki bir sonraki şeyimiz gelsin. Sayın Obama en güvendiğim lider demişti. Yani en çok güvendiğim liderler. Diyor ki ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 5 lider sayıyor. En güvendiği 5 lideri sayıyor. Bunlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan. Barack Obama'nın en güvendiği 5 liderden biri. Peki sonra ne oluyor? İzleyelim. O süreci Sayın Obama'yı... Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık. Nasıl yani? Barack Obama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanlığını ve Cumhurbaşkanlığı yapan birini bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıyor. Aldatılmayalım yahu. Niçin aldatılıyoruz yahu? Aldatma hayratı mıyız biz? Aldatılma hayratı mıyız? Ülkenin yönetiminden bahsediyoruz. Çiftlik değil ki burası. Kendi şahsi mülkümüz değil ki. 80 milyonun bugünü ve yarını. Nasıl yani? Ha, aldatma olayındaki en ilginçlerinden biri Esad'da biliyorsunuz. Biz bu Esad'ın babasını bilirdik. Babası da Esad'dı bunun. Kardeşim Esad'dı kendisi. Ailece tatiller yapılıyordu. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu. Kardeşim Esad'la birlikte. Nasıl kardeşim Esad'dı? Dinleyelim. Kardeşim Esat'la oturduk istişare. Arkada evetleri görüyorsunuz. O evetlerden buraya geldik zaten. O evetlerle bugüne geldik. Bina bir günde bu hale gelmedi. O evetlerle geldi. Ama sonra kardeşim Esat o zaman iyiydi de sonra mı katil oldu halkına? Hayır, babası da böyleydi bunun. Sonra bir sabah bir kalktık. Bildiğimiz kaç yılın Esat'ı Esed olmuş. Ve bizi aldatmış. Dinleyelim. Arkadaşlarım göndersin. Hemen verin arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde birlikte ailece tatillere çıktıkları Beşar Esad'ı da halkıyla karşı karşıya kalması konusunda sürekli uyardığını, Esad'ın da kendisine bu uyarıları dikkate alacağını söylediğini anlatmış. Ancak Esad'ın kendisini kandırdığını söylemişti. Gazeteden aldığımız hepsi bunun. Evet, Esad da bizi aldattı. Yani Esad da hain çıktı. Bir değil bu hainler, iki değil, üç değil. Bir de İsrail var bizi aldatan. Çok fena. Bu Esad'dan sonra İsrail de bizi kandırdı. Ne? Hemen arkadaşlarım şimdi versinler. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na Yahudi Cesaret Madalyası verilmişti. Yahudi Cesaret Madalyası'nı almıştı. O kadar samimiydik ki İsrail'le. Sonra işte ziyarete gidilmişti Emine Erdoğan'la bir de işte. Ama sonra işler değişti. Sonra işler değişti. Ne oldu? Ne oldu İsrail'le? Hemen gönderin onun da küpürünü arkadaşlarım. Görelim.
Başbakanlığı döneminde İsrail Başbakanı olan Ehud Olmert araya kendisinden Filistinler'de diyalog kurmasını istediğini, buna olumlu yanıt veren Olmert'in kendisini kandırdığını söyledi. Yani İsrail de bizi kandırdı, ona da bir vanmün çektik ve devam ettik. Fakat ilginç bir şey var, bir gazete küpürümüz var. Filistin için meydan okuyoruz İsrail'e, değil mi? Vanmünü çekiyoruz çünkü sokakta karşılığı var. Kudüs mitingleri yapıyoruz. Dolduruyoruz insanları ellerinde Filistin bayraklarıyla. Bir bakın, sorun Filistinlilere ne diyecekler size. Filistinli vizeyle geliyor, İsrailli vizesiz geliyor. Evet, Filistin'e vize uyguluyoruz, İsrail'e vize uygulamıyoruz. Ama meydanlarda bu oy getirmiyor. Oy getirmiyor. Oy getirmeyince de bunu söylemiyoruz. Yok. Ama bizi kandırıyor İsrail. Haberiniz olsun. Ona göre adımlarınızı atın. Kandırıcı İsrail. Şimdi Avrupa Birliği. Hatırlıyorsunuz. AKP seçim zaferi kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa turu yapmıştı. İşte Avrupa Birliği ile sonrasında müzakereler başlatıldı. Büyük zaferler, Türkiye'nin AB yolu açıldı. Sürekli de bir vize kalkıyor bu arada. Her seçim döneminde vize kalkıyor. AB'ye vizesiz gideceksiniz siz. Neyse kalkamıyor vizeler. Yıllardır müjdesi var. Sürekli kalkıyor. Cumhurbaşkanı samimi bir şekilde herkesle el sıkışıyor. Samimi konuşmalar oldu o zamanlar. Gördüğünüz gibi gayet samimiydik. Ama ve lakin şimdi küpür gelsin arkadaşlarım, o da bizi aldattı. Avrupa Birliği de bizi aldattı. Aldatıyor bizi. Çok aldatılma hayratı gibiyiz. AB bizi aldattı. Avrupa Birliği tarafından aldatıldığını kabul etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, açık söylüyorum, ek protokol meselesinde Türkiye'ye haksızlık yapılmıştır. Yani bize herhangi bir yazılı teklif gelmedi, yani bizi aldattı Avrupa Birliği de. Ve dün Kürt meselesine bakmıştık. Barzani. Barzani de bizi aldattı. Barzani de hain çıktı. O da aldatıcı, kandırıkçı Barzani. Ben burada görüntüleri şimdi arkadaşlarım verecekler, müjdeli bir şekilde görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini duyabilir miyiz arkadaşlarım? Baştan alabilir misiniz bunu? Seyircilerimiz bir duysun. Ana baba ocağına 37 yıl sonra gelen çiftlerimizin heyecanını paylaşacağız. Akşam da değerli misafirimiz Mesut Barzani, Civanperver'e, ülkesine, topraklarına, ana baba ocağına 37 yıl sonra tekrar hoş geldin diyorum. Allah, Bismillah. Allah bismillah diyerek kurdeleri kestik ama gel gör, Barzani de hain çıktı. O da aldatıcı çıktı. O da bizi aldattı. İnanmıyorsanız dinleyin. Evet, Barzani de bizi aldattı. Barzani de yalancı çıktı, sahtekar çıktı maalesef. Ve halbuki bizim için oy istemişti, Erdoğan'a oy vermeliler diye oy istemişti ama öyle olmadı. İşte o bayrak çekmeleri falan size göstermiştim. Ve aldatıcıların en büyüğü, yıllarca iktidarı aldatan FETÖ. İşte efendim şimdi önce burada görüyorsunuz bu fotoğrafı. Yıllarca kandırdı ama ilginç bir durum var. Sayın, bu aldatma öyle basit bir aldatma değil. Hani Obama'nın aldatmasına ya da Barzani'nin aldatmasına benzemiyor. Biz Sayın Arınç'ı duyabilir miyiz arkadaşlarım? Sayın. O zaman beni en çok yaralayan bu açıklamanın hangi kısmıydı biliyor musunuz? Başbakan, o dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arınç'a bizden bir emirleri olur mu Fethullah Gülen'in demiş olması. Dinleyin. Sonra da başbakanımız tabii kendisinin de selamlarını, sevgilerini, iyi dileklerini iletmemi istedi. Bizden bir emirleri olur mu, bir tavsiyeleri olur mu onu da öğren dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanında bizden bir emirleri olur mu? Hadi iyi dileklerinizi ilettiniz, tamam da insaf,
insaf diyorum. Peki ama sonra ne oldu? FETÖ'de bizi aldattı. Bize değil. Evet, şimdi efendim hemen bir grafik geliyor. Trendik üzerine diye bir kitap var. Orada Nezih Kolakowski'nin sözüyle başlıyor kitap. Bu kitabı size tavsiye etmiştim. Tiranlık üzerine 20. yüzyıldan 20 ders. Diyor ki orada siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir. Ya bir siyasetçi bu kadar kandırılabilir mi? Bir siyasetçi bu kadar aldatılabilir mi diye insan soruyor. Gelelim hemen kitaba yayının sonunda. Sineklerin Tanrısı, herkes onu okumalı. Gençler mutlaka okuyun. Çok boyutlu kitaplardan biridir Sineklerin Tanrısı. Nobel ödülü almıştır Golding. Oradan size bir şey okumak istiyorum. Kahramanlardan biri aklı demokrasiyi sembolize ediyor. Çeviri Mina Urgan'ın, Mina Urgan'ın çevirinin arkasına yazdığı açıklamadan bir bölümü okumak istiyorum size. Golding, insanların tümüyle kötü olduğuna değil, dış dünyada da insanların iç dünyasında iyilikle kötülüğün, aydınlık güçlerle karanlık güçlerin çarpıştığına inanır aslında. Çocukların çoğu kötülükten yana çıkar. Ama bunun gerçek nedeni yaratılıştan kötü oluşları değil, sadece güçsüz olmalarıdır. O yüzden kötülükten yana olurlar. Çocuklar demokrasinin yanında kalıp onun için çalışmak ya da aklı temsil edenin yanında kalıp can sıkıcı işlere katlanmak istemezler. Karınlarını doyurabilmek için büyüklerden, geçmişten öğrendikleri savaş oyunlarına heveslendikleri için, her şeyden fazla canavarlardan korktukları, onları koruyacak birini aradıkları için kötülüğe boyun eğerler. Çocukların güçsüzlüğünden ve korkularından yararlanan kötülük, zorbalığı korkunç boyutlara vardır. İşte bugün de görüyoruz ve izliyoruz. Ekonomiden konuşulmayınca Kandili Operasyon. Kandili Operasyon niye 2 ay önce, 3 ay önce yapılmadı, 1 ay önce, geçen sene yapılmadı madem böyle yapılabiliyordu veya 2 hafta sonra değil, tam seçimden önce. Böyledir bu işler diyorum ve burada yayını bitiriyorum. Pazar günü seçim var diyorum. Ama öncesinde benim oğullarımdan biri. Bolca hayvanla yaşıyorum ben. Bütün körler, topallar, annesizler, annesi zehirlenenler, dövülenler benim evimde toplaşıyorlar. Sağ olsun sevgili eşimle beraber onlara bakıyoruz. Büyük, bunların en büyüğü Osman Çöpa. Olağanüstü bir yaratık, neşe, mutluluk kaynağım. Oğlumun küçük kardeşi, beni baba, eşimi anne bilir. Ve Şebnem Ferah'tan bir şarkıyla, birileri var. Ama nasıl birileri var, ruhunu şerefini zalimin gölgesine satmayan birileri var diyorum. Pazar günü seçim, akılla, bilimle, vicdanla oy verin, duygularınızla değil. Hoşçakalın.